Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Hareket soru paketi 10. testte birlikteyiz. Şimdi iki tane teknemiz var ya da yüzücümüz var. Okumadığım soru tekneymiş. İkisinin de hızı 2V'miş. Akıntı hızını bu tarafa doğru V veriyorlar. Buna göre teknelerin birbirine göre hızlarının büyüklüğü nedir? Şimdi bunu çözmenin iki yolu var. Bir inanmazsın. Bak şimdi bunun yere göre hızını bulursun. 3V dersin. Bunun da V'si ile tıraş edilir. Bu böyle V olur. Bunlar birbirlerini 4V görürler. Ama bir de şöyle bir yaklaşım var. Ya ikisi de aynı ortamda. Yani sonuçta ikisini de akıntı hızı aynı şekilde etkiliyor. O zaman birbirine göre hızlarını konuşurken buna bakmam. 2V, 2V yine 4V veriyor derim. Yani böyle de çözülebilir. İçinize sinmiyorsa ilk yaptığım gibi yaparsınız. Evet, birinci soru Adana oldu bile. Şimdi K'den harekete geçen M'ye çıkıyormuş. Bakın şimdi şu şöyle geldi ya. Bunu akıntı hızı yaptı. Bak buradan V akıntı bunu böyle bu tarafa doğru götürdü. Ben ne yaptım karşıya geçerken? 2V çarpı T diye yaptım. Şimdi 2V ile X gidiliyorsa akıntı hızı o zaman ne olacak burada? V olur arkadaşlar. Çünkü X bölü 2 götürmüş. Ben zaten kendimi suya bıraksam şuraya kadar bedava gelirim. Hani aynı sürede akıntı herkese aynen sürükler. Bir de kendi hızım var ve o zaman buradan buraya V ile X bölü 2 gidiliyordu ya. Ben de o zaman V ile X bölü 2 daha giderim. N'ye gelirim yani. Hiç sıkıntı olmaz. Sorunun yanıtı, ikinci sorunun yanıtı denizli olur. Tekrar ediyorum. Aynı süre nehirde kalan tekneleri nehir aynı şekilde etkileyecektir. Oradan bağladık. Şimdi yere göre hareket, evet 2V'miş. Şöyle bir 2V'miz var. Suya göre hızı kuzeye doğru V olan yüzücü var. Akıntı hızı da böyle. Bunu da unutmayalım. Nedir demiş. Neyi diyor? Kuzeye doğru V olan yüzücün araçtaki gözlemciye göre hızı. Peki. Araçtaki gözlemciye göre. Gözlemci oysa onun hızını ilk önce bunu yere göre yapalım. Bak şimdi bunun bir kere hızı böyle, tamam mı? Yüzücünün herkes yani etkilemiş. Akıntı hızını da ekledi. Yüzücünün yere göre hızı böyle. Aracın hani gözlemci olduğunu düşünürsek bakan göz çıkarılır diyorduk. Hani gözlenen eksi gözlemci. Onu da şöyle yaparsak eksi V araç diye şöyle ters çevirmemiz gerekiyor ya 2V diye. Ne oldu o zaman? Şu tarafa doğru V kaldı. Bu tarafa doğru V kaldı. Bu gayet kuzeybatı oldu. Kuzeybatı kök 2 oldu. Hiç uzatmayacağım. Güzel bir soru oldu. Yani ilk önce nehirdeki hareketlinin hızını ayarladık. Ondan sonra da diğeriyle karşılaştık. Karşılaştırdık. Şimdi alfa alfa hızlar aynı. Bunlar böyle gittiklerini zannediyorlar. Yolları aynı. Alfadan dolayı hızları aynı. O zaman karşıya geçme süreleri aynıdır. Bu tabii bu tarafa doğru sürüklenecek. Bu da bu tarafa doğru sürüklenecek. Onu da unutmayalım. Öyle gittiklerini zannediyorlar. Karşıya ulaşma süreleri ama aynıdır. Bunda bir sıkıntı yok. Yere göre hızları eşit. Alakası yok. Yani sen şimdi bunu böyle ekledin mi? Yere göre hızı böyle olur. Buna aynısını ekledin mi? Bambaşka bir şey olur. Bu mümkün değil. Karşı kıyıya çıktıkları noktaların L noktasına uzaklıkları asla eşit olmaz. Bu ben daha yakınım diyor. Bu uzay. Sen bunu bu tarafa götür. Bu daha da beter. Bu tarafa götür. Asla aynı olmaz. Bu da gider. Evet, bu sorunun yanıtı, dördüncü sorunun yanıtı Adana olur. Bu biraz kolay olmuş diğer sorulara göre. Hayret, kendimle yani gurur duydum. Buna göre Y karşı kıyıya çıktığı zaman ha ne oluyor ki? X karşı kıyıya L'den D kadar uzakta. Bak X V ile gidiyor ya buradan. D kadar sürüklenmiş M'ye çıkmış. Kim bu? V ile gidiyor. Bu ne yapıyor? 2V ile gidecek. Sen şimdi nehirde T süre kalıyorsan aynı yolu gidiyorlar, dikkat edin. Gittiklerini zannediyorlar. Bu 2T süre kalır. 2T sürede nehir bizi D kadar sürüklüyorsa T süre yani yarı süre nehirde kalanı da o zaman yarı miktar sürükler. D bölü 2 kadar sürükler. O zaman yanıt 5. soruda Edirne olur. Hiç öyle kareli mareli düzlem olmadığı için akıntı hızı eklemeye falan gerek yok. İşte bak bu birinci soruyla bu soru aynı arkadaşlar. Akıntı hızı ister bu tarafa olsun, ister bu tarafa olsun, ister 3 olsun, ister 5 olsun. İkisi de aynı nehirde olduğu için birbirine göre hızlarını akıntı hızı etkilemez. Tabii ki de hızların değerleri etkiler. Tabii ki de aradaki açı etkiler. Yani şöyle olduğu zaman açı sıfırken gözlenen eksi gözlemci dediğinde farkını alırsın. Ama böyle olduğu zaman mesela zıt yönlerde bu 180 derece olduğunda toplamı gibi olur. Açı tabii ki de etkiler. Bu ikisi var ama 3 numara yok. Evet, o zaman 6. soru Bolu'ya gitti. Bunlar daha güzel soru olmuş. Şimdi bakalım. Suya göre belirtilen hızlarla aynı anda harekete geçen tekneler aynı anda K'ye gidiyorlarmış. Şimdi ben buraya gitmeye kalkarken beni buraya atan akıntıdır, VA'dır. Aynı süre nehirde kaldığımız için bu da böyle geliyor ya, buraya K'ya geliyor ya.
Sonuçta bunu da buradan buraya atan yine VA'dır. Yani 3x'lik sürüklenme miktarını biz her iki tekne içinde akıntı hızından bulacağız. Peki bunlar kendileri ne yaptı? V2 kendisi 2x yaptı. 3x'ini çünkü akıntı yapıyordu. 37'nin karşısındaki 3 ise bizim gittiğimiz yol 5'tir. V1 de 5'i yani sonuçta aldırdı. Buradan alınan yollar, süreler belli artık. Süreler aynı olduğu için yollara bakarak hızları söyleyebiliriz. O zaman V1 bölü V2 oranı, evet, 7. soru Edirne olur. Böyle de nefis çözerim ben bu soruyu. Efendim, niceliklerinden hangileri farklı olsaydı farklı olurdu. Çok havalı olmuş bu soruya. D kadar uzakta bulunuyormuş. Evet. Yani bunlardan hangisi farklı olsaydı, tek başına düşünüyorum arkadaşlar, bunu böyle 2 ve 3 birlikte falan diye düşünmeyin. Hangileri tek başına farklı olsaydı D hani farklı olurdu. D uzaklığı farklı olurdu. Akıntı hızı her ikisini de aynı şekilde etkilediği için yani kesinlikle etkilemeyecek. Yani sonuçta bunu atıyoruz arkadaşlar. Teknelerin suya göre hızları. Suya göre hızları değiştirirsen süreyi değiştirirsin. O zaman aranızdaki fark da değişir. Çünkü süre değişmiş oluyor. Alınan yollar değişmiş oluyor. Farklı olur. Nehrin genişliği de süreyi etkilediği için kesinlikle bu da farklı olacaktır. 8. soruda deniz olur. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.